Ya, yahu dur, kara kaçan dur. Dün ters bindin diye bugün benden intikam mı alıyorsun? Dur dedim, dur. Aman. Neyse, iyi oldu böyle. Zaten inecektim. Hava mı karardı yahu? Vay anam vay. Önüne baksana. Başkasının önüne bakmıyorum ki. Önüme bakıyorum efendi. Olsun, o zaman daha iyi bak. Siz sultanımızın gönderdiği yeni komşularımız olmalısınız. Öyleyiz. Ne olacak? Dur senin adını tahmin edeyim. Senin adın Kabadayı olmalı. Ne? Nereden anladın? Bunun için çok zeki olmaya gerek yok ki. Senin adın da Dalgacı olmalı. Hı? Beni de bildi. Buyur kabuğunu hocam. Allah razı olsun. Cümlemizden hocam. Bu arada kabuğun çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Güzeldir benim kabuğum. Bu kabuk için sana 5 akçe veririm. Ne yapacağım ki ben 5 akçeyi? Kendine yeni kabuk alırsın. Peki sen kabuğu ne yapacaksın? 7 akçeye başka birine satar, azıcık para kazanırım. Madem değeri 7 akçe, neden 5 akçeye satayım ki? Çok iyi pazarlık yapıyorsun hocam. Tamam, 7 akçe veriyorum. El sıkışıp anlaşalım. Bilemedim ki. Aman hocam, bilemeyecek ne var? Çok düşünme. Ama... Ver gitsin. Bir dakika. İyi de ben bu kabuğu bu sabah 10 akçeye aldım. Vay uyanık vay. Bunu da, bildi. Demek senin adın da uyanık. Sen çok akıllı bir adamsın hocam. Estağfurullah çocuklar. Uşağım yeter. Ne yapacağız bu kadar odunu? Fakirlere dağıtırız. Ula güzel fikir Kadri. Peki nasıl götüreceğiz? Sen taşıyamazsan ben dünden taşıyamam. Kolay gelsin gençler. Kolaysa başına gelsin kardeşim. Hop hop, öyle diklenme hemen. Sen onun kusuruna bakma. Biraz canı sıkkın. Hayırdır inşallah. Ha bu odunları bir türlü yükleyemiyoruz. Çekilin bakalım, ben hallederim. Bana bak eşek. Eğer bir daha odunları dağıtırsan... Seni bu odunlarla pat... Oh! Beni anlamadın galiba. Ulan ne bağırıyorsun hayvancağıza be? Evet, ne yaptı sana? Güzellikle söylesene ne söyleyeceksen. Heeeet! Yapma yahu. Hani fil falan yoktu? Varmış hocam maalesef. Eyvah! Ne yapacağız şimdi? Sultanımız beni çok sever. Ben onunla konuşur, ikna ederim. Hay Allah razı olsun senden. Bu iyiliğini nasıl öderim bilmiyorum. Ödersin hocam, ödersin. Yaşa! Bu arada bize gidelim de güzel bir yemek yiyelim efendi. Tatlı da var mı hocam? Vardır inşallah. Bizim soframız bereketlidir. Geri durun bakalım. Beni seyredin şimdi.
Neden yaptın bunu dalgacı? Bilmem, hoşuma gitti. Biz gidip bu konuyu Şeker Hoca ile konuşalım. Hadi gidelim. Aferin Ömer. Hem israf etmemiş olduk hem kara kaçan da doydu. Pek de sever yeşilliği kerata. Kesene bereket hocam. Ben şimdi gidip sultanımızla konuşurum. Biliyorsun ben seni sultanla konuşmak için davet etmedim. Allah rızası için davet ettim. Bilmez miyim hocam? Hadi selametle kal. Sen de. Hocayı fillerin geleceğine ikna ettik. Yarın da gelir, fillerin gelmeyeceğine ikna ederiz. Evet çocuklar. Öncelikle Cemal ve Kadri. Kabadayı kara kaçana bağırdığı için üzülmeniz ve hayvanlara merhamet etmeniz harika bir şey. Hem kabadayı bugün size iyilik yapmak istedi. Odunlarınızı kara kaçana yüklemeye çalıştı. Ama kara kaçana kötü davrandığı için de eminim pişmandır. Değil mi kabadayı? Yo, niye? Evet hocam, özür dilerim. İkinci konu. Dalgacı belki İlhami'ye çelme takarak çok kötü bir şey yapmış olabilir. Ama İlhami'nin kafasına taş gelmesini engellemiş oldu. İstemeden de olsa iyilik yapmış olmak sana neler hissettirdi dalgacı? Aslında çok mutlu oldum hocam. Sonra iyilik yapmak gerçekten harika bir duyguymuş. Ayrıca senden özür dilerim İlhami. Önemli değil dalgacı. Affettim gitti. Evet, gelelim diğer konuya. Fillerin gelmeyeceğini biliyorum. Seni kendi kendine konuşurken duydum uyanık. Bu işten ben kârlı çıktım. Çünkü seni yemeğe davet edip sevaba girmiş oldum. Allah benden razı olsun. Uyanık, dalgacı ve kabadayı anladılar hatalarını. Doğruyu gösterirken kırmamalı insanları.